Şimdi ben Bozkurt ilçesinden biraz uzakta Kayalar köyündeyim. Buraya yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yolu yürüyerek geldim. Hemen arkamda patladığı iddia edilen ve sele neden olduğu söylenen hidroelektrik santrali var. Bu santrali havadan görüntüledik. Sonra biz bugün yürüyerek buraya kadar geldik. Santralin hemen sırtındayız, yukarıdayız, görünüyor. Peki bu santral, hidroelektrik santrali patladı mı gerçekten? DSİ Genel Müdürü ile konuştuk. Kesinlikle patlamadığını söyledi. Kapaklarının zaten açık olduğunu söyledi. Buranın bir hidroelektrik üreten regülatör HES olduğunu söyledi. Yani burası bir baraj değil, bir baraj göleti yok. Akan iki nehrin birleştiği noktada küçük bir bentte elektrik üretildiğini söyledi DSİ Genel Müdürü. Şu anda tesisi arkada görüyorsunuz. Tesiste herhangi bir yıkım yok. Sadece suyun tutulduğu alanlarda beton bloklar yıkılmış durumda. Bunu da sorduk. Bunlar bir patlama değil dedi DSİ Genel Müdürü. Bu yukarıdan gelen suyun etkisiyle oluşan bir şey. Şunu altını çizdi. Sel esnasında HES'in kapakları açıktı dedi. Yani aslında bir gün öncesinde yoğun yağışla birlikte suyun debisi yükselince hidroelektrik santralinin kapaklarının açıldığını söyledi DSİ Genel Müdürü. Bu şu demek, sel esnasında bir patlama olmadı, tesis duruyor. Hatta tesisle ilgili şu bilgiyi de aldık. Elektrik üretmeye şu anda devam ediyor bu hidroelektrik santrali. Bu bilgileri niye altını çize çize veriyorum? Çünkü sel olduğu andan itibaren bu HES'in patladığını ve yıkıma bunun neden olduğu söylendi. Bunu siyasetçiler söyledi, sosyal medyada çok konuşuldu. Fakat görüldüğü gibi şu anda siz de görüyorsunuz, tesis burada duruyor. Bir patlama yok, bir yok olma yok. Hemen yukarıdan gelen bir nehir, onun ters tarafından gelen bir nehir ve hemen ortasında bir santral görünüyor. Tesis burası zaten. Kamera yaklaştırıyor. Hidroelektriğin üretildiği tesisin bölümünün ön tarafı, dere yatağının olduğu alanda bir yıkım var. Ama tesisin kendisinde bir yıkım yok. Bu bilgiyi net olarak söyledi buradaki yetkililer. Biz de helikopterle bugün dolaştık. Tepesinden uçtuk. Fakat dedik ki emin olmamız lazım. Bir de karadan burayı daha net görebileceğimiz bir yere ulaşalım. Sorduk, soruşturduk, bir yol bulduk ve şu anda bulunduğumuz noktada patladığı iddia edilen HES en net şekilde görülüyor. Bozkurt'tan, Kastamonu'dan bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Burada gerçekten çok büyük bir yıkım var Bozkurt'un merkezinde. Abana'da da var ama Bozkurt'ta çok büyük bir yıkım var. İlçenin merkezinde evlerin birinci katlarına kadar çamur ve balçık girmiş durumda. Fakat bu HES ayakta duruyor. Bunu belirtmek için bu videoyu da çekmiş oluyorum. Teşekkür ediyorum. Görüldüğü gibi şu anda siz de görüyorsunuz. Tesis burada duruyor. Bir patlama yok, bir yok olma yok.